Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda beddua caiz midir? Bunun üzerinde bazı değerlendirmeler yapacağız. Malum dua Allah'tan istemek anlamında, hayırlısını istemek. E, beddua ise kötü şeyler istemek. Normal şartlarda insan dua eder. başka hem kendisi hem başkaları için faydalı şeyler Allah'tan ister. Ama e, bazen bu insanların beddua ettiği de oluyor ve beddua normal şartlar altında e, hoş bir şey değildir. Cenab-ı Hak İsra Suresi'nde bir ayette şöyle buyuruyor. Ve yed'ul insan bişerridua'uhu bil hayr. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. Yani e, iyiliği ister gibi sanki bazen Allah'tan belasını ister. Ve kim ne isterse de neticede buluyor. Arayan Mevlasını da buluyor, belasını da buluyor. Bu beddua mesela şu örnek olabilir, kötü bir şey istemek. Diyelim bir annenin çocuğu, uygunsuz bir hareketi oldu. Anne ona kızıyor ve o anda bedduayı basıyor. Allah canını alsın diyor. O anda gerçekten ölüm meleği böyle gelse, anneye görülse, alayım mı çocuğunun canını dese, anne buna herhalde taraftar olmayacaktır. Onun canını bırak, benim canımı al diyecektir. Ama ağzından bu çıkıyor. Dili güzel şeylere alıştırmak lazım. Bu gibi durumlarda beddua etmek yerine Allah'ım onun hayrını ver. Allah'ım ona onu ıslah et. Bu anlamda e, dualar yapılabilir. Öte yandan e, Kur'an'a muhatap olan e, bazı müşrikler şöyle dua etmişler. Malum müşrik Allah'ı kabulle beraber Allah'a ortak koşan anlamında. Bunlar putları Allah'a aracı olarak görüyorlar. İşte şu şekilde dua etmişler. Allah'ım eğer bu Kur'an senin katından hak bir kitapsa bizim başımıza gökten taş yağdır. Çok ters bir mantık. Yani şöyle demeleri herhalde uygun düşerdi. Allah'ım eğer bu Kur'an senin katından hak bir kitapsa bizi ona tabi olanlardan eyle. Bizi onu anlayanlardan eyle. Böyle dua etmeleri gerekirdi. Ama bunlar dua değil de kendilerinin başlarına gökten taş yağmasını istiyorlar. Bu meselenin bir yönü. Bir başka yönüyle Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Peygamberimizin hadislerini okuyanlar zaman zaman peygamberlerin de beddua ettiğini göreceklerdir. Mesela Hazreti Nuh kavmi içinde tufana kadar 950 sene Allah'ın dinini anlatmış. Ama kavmi bir türlü kabul etmiyor. Ve tufan olduğunda Hazreti Nuh ancak bir gemi dolusu insanla kurtuluyor. Hatta geminin tamamı insanlardan meydana gelmiş değil. O gemide işlerine yarayacak olan hayvanlardan da birer çift var. Demek ki çok az sayıda insan Hazreti Nuh'a iman etmiş. 950 sene az bir zaman dilimi değil. Bir insan 60-70 yıl yaşadığında koca bir ömür diyoruz. Herhalde eski insanların ömürleri daha fazlaydı ve Hazreti Nuh Aleyhisselam ...950 sene kavmi içinde Allah'ın dinini anlatıyor. Ama onlar kabul etmeyince artık beddua durumuna mecbur kalıyor... ...ve onlar hakkında bedduada bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in sonlarında Nuh suresi var. Bu sureyi okuduğumuzda bu surede Hazreti Nuh'un macerasının ana hatları ifade edilmiştir. Ve Hazreti Nuh Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbi diyor ben gece demedim, gündüz demedim. Her türlü metotlarla kavmime senin dinini anlattım. Açıktan da anlattım, gizliden de anlattım. Ama ben onlara ne kadar anlatmışsam benim anlatmalarım onları daha da benden uzaklaştırdı. Ya Rabbi diyor sen de onların dalaletini artır. Ve son kısmında da duasının son kısmında şunu söylüyor. Ya Rabbi diyor o kafirlerden bir tekini bile sağ koma. Çünkü diyor onlar hayatta kalacak olurlarsa dünyaya gelen çocuklar da yine onlar gibi kafir olurlar. Ve Allahu Teala Hazreti Nuh'un duasını kabul ediyor, bedduasını kabul ediyor ve o kavmi sularla helak ediyor. İşte gökten bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, yerden sular fışkırıyor ve neticede sadece ve sadece Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor, diğerleri helak olup gidiyorlar. Demek ki bir peygamber beddua da yapabiliyor. Normal şartlarda bir peygamber beddua yapmaz. Kavminin iyiliğini ister, kavminin salahını ister. Ama mecbur kaldığında da başka bir yol artık kalmamışsa bu noktada beddua yapmaktan da çekilmez. Ve Kur'an-ı Kerim'de buna örnek olarak verebileceğimiz bir başka peygamber Hz. Musa. Hz. Musa hem Firavun ve etrafındaki adamlara hem de e, kendi milletinden olan İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş. Firavun ve etrafındakiler genelde zalim insanlar. Hz. Musa'yı kabul etmek istemiyorlar. Hz. Musa'nın onlarla epey bir mücadelesi var. Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrarlanan kıssa Hz. E, Musa'nın kıssasıdır ve onun hayatı mücadeleler, mücadelelerle doludur. İşte o mücadele esnasında artık Hazreti Musa herhalde yorulmuş ki e, Firavun ve etrafındaki kimseler hakkında e, Cenab-ı Hak'tan şöyle talebi oluyor ve diyor ki Ve Musa Rabbena inneke âteyte firavne ve mele'ehu zîneten ve fil hayatid dünya Ya Rabbi e, sen Firavun ve etrafındakilere dünya hayatında bir süs ve mallar verdin. Yani şaşalı bir hayatları var ve çok malları var. Rabbena <laughs> li yudillu an sebilik. Allah'ım bunları onlar insanları senin yolundan saptırsın diye mi verdin? Rabben atmis ala emvalihim. Ya Rabbi onların mallarını ortadan kaldır. Veştüt ala gulubihim. Onların kalplerini sık. Fela yu'minu hatta yaravul azabel elim. Onlar elin bir azabı görmedikçe iman etmeyecekler. Burada Hz. Musa'nın Firavun ve etrafındaki adamları için beddua yaptığını görüyoruz. Ve Hz. Musa e, şu kanaatta onlar can yakıcı bir azabı görmedikten sonra iman etmezler. Cenab-ı Hak Hz. Musa'nın duasını kabul ediyor ve Firavun kavmine bit istilası, çekirge istilası, sularının kana dönüşmesi, daha bu gibi bir takım felaketleri ardarda arda gönderiyor. Bu musibetlerin her biri geldiğince, geldiğinde Firavun ve adamları bir derece akıllarını başlarına alır gibi oluyorlar. Ama o hal ortadan kalktığında tekrar eski dalaletlerine, eski küfürlerine devam ediyorlar. Böyle olunca da neticede malum Hz. Musa kendi kavmini, inananları Mısır'dan gizlice çıkarıyor, Kızıldeniz'i geçiyorlar, ...onları takip eden Firavunlu adamları... E, ...Kızıldeniz'den geçmek isterlerken... ...sular tekrar birleşiyor ve boğulup gidiyorlar. Demek ki bu tarzda beddualar olabilmekte. Aslında her peygamber... ...bir annenin, bir babanın evladına olan şefkatinden çok daha ileri boyutta... ...kendi kavmine karşı e, şefkat içerisindedir. Kendi kavminin iyiliğini ister. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önceki peygamberlerden birini şöyle anlatıyor. Kavmine diyor Allah'ın dinini anlattı ama kavmi onu linç etmeye kalktılar. Üzerine yürüdüler. Her tarafı kan içindeydi. O haldeyken bile o peygamber şöyle diyordu. Allahum mağfir li kavmi fe innahum la ya'lemun. Allah'ım kavmime, kavmimi bağışla, affet çünkü onlar bilmiyorlar. Yani bir peygamber ölürken bile kavminin iyiliğini isteyebiliyor. Hem de onların eliyle şehit edilirken Allah'ım onları bağışla diyebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi benzeri bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Taife Allah'ın dinini anlatmak için gittiğinde oranın önde gelen bir takım müşrikleri çoluk çocuğu ö, harekete geçirerek Peygamberimizin geçeceği yollara dikenler bıraktırmışlar ve aynı zamanda taşlatmışlardır. Ve Peygamber Efendimizin ayağı kanı, kanıyor. Taşlardan belki isabet eden oluyor. Bir kanama olayı oluyor. O anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beddua etmiyor. Onlara dua ediyor. Allahum mehdi li kavmi fe innehum la yalamun diyor. Allah'ım kavmime hidayet et. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bununla beraber Peygamberimizin Ebu Cehil gibi küfrün önde gelen bazı liderlerine yapmış olduğu beddualar da var. Demek ki bir peygamber normalde dua eder, insanların iyiliğini ister ama artık bazı insanların başka türlü yola gelmesi de söz konusu değilse illa belasını istiyorsa onların belasını bulması için peygamber peygamberde bedduada bulunabilir. Bu ölçüler çerçevesinde baktığımızda bizler kendi hayatımızda Normalde duayı esas alırız. İnsanların iyiliğini esas alırız. Ama illa beddua edeceksek, e, böyle bir durumda da e, diyelim ki Allah'ım zalimlere lanet et denilebilir. Ya yani bu genel bir ifadedir. Falana değil de genel anlamda zalimlere. E, bu şekilde kötü sıfatların e, aleyhinde bulunmak güzel bir durumdur. Fakat Dili bedduaya alıştırmamak en güzelidir. Normalde insanların iyiliğini, hayrını istemek en güzelidir. Cenab-ı Hak yaptığımız güzel duaları kabul eylesin. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.